Merhaba dostlar, ben klinik psikolog Barış Gürkaş. Kripto Psikoloji programımızın bu bölümünde sizlerle paranın psikolojisini konuşacağız. Kişisel deneyimlerimizin finansal kararlarımızdaki etkisini biraz keşfedeceğiz. Şunlarla başlayabiliriz. Mesela borsalar nasıl çalışır? Hangi kripto parayı almak veya satmak için doğru zaman? Emekli olmak için her yıl ne kadar biriktirmek gerekir acaba? Ya da milyoner olabilir miyim acaba günün birinde? Bunlar birçoğumuzun sıklıkla merak ettiği konular, para kazanma motivasyonunda bulduğu başlıklar diyebiliriz. Dostlarımızla yaptığımız bireysel finans sohbetlerinde birçok zaman konuşuyoruz aslında bunları. Bir düşünün zihninizde belirecek ne zaman almalı ne zaman satmalı ne zaman zengin oluruz gibi. Parayı finansı konuşmayı seviyoruz ama genellikle denklemin dışında kalan önemli bir şeyi atlıyoruz. İnsan faktörü. Paranın ötesinde kendimizi atlıyoruz. Başka bir de işte insanlar ve paraları arasındaki ilişki. Paranın ve insanın psikolojisi. Aslında öyle önemli ki bu faktör çoğu zaman doğru finansal karar vermenin anahtarı oluyor. Öncelikle her insanın yaşantısı ve psikolojisi farklı olduğu için parayla olan deneyiminin de farklı olduğunu anlamamız gerek. Bunu şöyle düşünün. Bir çiftçi ile bir borsacının para, kıymetli varlık gibi kavramlarla deneyimi oldukça farklı olacaktır. Yani bunlardan kazanacağı paraya yaklaşımı daha farklı olacak. Mesela diyelim ki bir borsacı ve bir çiftçi arkadaş. Bu noktada bir borsacı için kıymetli varlık yani sohbet konusu edeceği kıymetli varlığı hisseyken bir çiftçi için o sohbet konusu hayvanları buğdayları olacaktır. Yani yaklaşımı buradan farklılaşmaya başlayacak. Bu kıymetli varlıkların değerlerini, getirdiği riski ve ödülleri, para psikolojisini, şekillendirişini her ikisi için farklı olduğunu tahmin edersiniz ne kadar farklılaşacağı size kalmış. Zihninizde ne kadar uca götüreceğiniz size kalmış. Bir çiftçi için piyasanın yükseleceği zaman, ekinlerinin büyüyüp satışı hazır hale geleceği zaman diyebiliriz. Dopamin seviyesi yani tatmin olmuşluk hissi büyüyen ekinlerini doğru zamanda doğru fiyata satabilmesiyle paralel o anda gerçekleşiyor diyebiliriz. Ardından kış gelecektir, mevsim değişecektir. Yatırım yaptığı, emek harcadığı Ekin türü farklılaşacaktır bu sefer. Ekinlerin büyümeleri ve doğru zamanda satabilmesi için sabırla beklemek zorunda olacak bu çiftçi. Hava şartları, doğal afet, tarla masrafları, hayvanların hastalanması gibi durumlara göre kayıpları şekillenecek. Ancak buna rağmen daha stabil bir yatırımdır bu diğerlerine göre. Ekinlerin ne zaman büyüyeceği, hayvanların ne zaman satılacağını bilirsin bu noktada. Doğal afet vesaire şeyler olmazsa harcamalarını, para kazanma bilincini buna göre ayarlarsın mesela. Daha az belirsizlik ve güvende hissedersin. Dünya şartlarını tabii bu Türkiye'de çok değişken bir durum bu ekonominin dalgalanmasıyla birlikte. Bir borsacı ise yatırımını hisselere, coinlere, emtialara yapacak. O da bir çiftçi gibi doğru zaman gelmesi için sabretmek zorunda. Dünya ekonomileri, hükümetlerin kararları, yeni haberler ise onun sürecini doğrudan etkiler bir çiftçi de etkiler ama onu direkt etkiler. Dolayısıyla en doğru zamanı bulmak ve uygulamaya geçmek daha zor. Daha fazla bilinmezlik içinde yatırım yapmak zorunda kalıyor borsacı. En azından birçoğu kendi dışında gelişen durumlarla ilgili. Kazancını, harcamalarını spesifik bir zamana göre ayarlayamaz. Birçok zaman yaşadığı zarar ve kayıp farklılaşır, oransal olarak değişkenlik gösterir. Bütün bu yaptığımız işlere, temas ettiğimiz etmenlere, deneyimlerimize göre para bilincimiz gelişir ve çeşitlenir, çeşitlenir, şekillenir. Üstelik bu çeşitlilik sadece yatırım seçimimizle de sınırlı kalmıyor. İki çok zengin kişi düşünün mesela. İki kişi çok zengin. Ancak bunların biri yüksek enflasyon oranına sahip bir ülkede, diğeri istikrarlı ekonomiye sahip bir ülkede yaşıyor olsun. Bu kişilerin de finans hakkındaki psikolojileri ve dünya görüşleri farklılaşacaktır tahmin edersiniz. Bu farklı bakış açıları onları farklı yatırım araçlarına edecek. Hem dışsal etmenler hem içsel süreçleriyle ilgili yaptıkları yatırımlar şekillenecek. Ekonomistler daha önce insanların finansal karar alırken akılcı davrandıklarını belirtmişler. Ancak zaman bize bunun sanıldığından biraz daha karmaşık olduğunu göstermiş. İnsanların birçok zaman akılcı davranmadıklarını görüyoruz ve bunu size çokça söyledim zaten. Birçok zaman rasyonel olmadığımızı. Örneğin, bir örnekle size bunu açıklayayım. Piyango oynamayı ele alalım. Amerika'da yapılan bir araştırma, düşük gelirli hanelerin her yıl piyango biletlerine 411 dolar harcadığını bulmuş. Böyle bir istatistiğe ulaşmış. Ancak tüm hanelerin de %40'ı acil bir durumda 400 dolar bulmakta zorlanıyorlarmış. Yani aslında bunu piyango için bulabilirken, ona ayırabilirken acil bir durum olduğunda o parayı bulamıyorlarmış. Şimdi düşündüğümüzde bu davranış mantıklı mı? Bir düşünün. Ama öte yandan mantıksız da değil. Çünkü piyango ile zengin olmak elbette zor bir ihtimal ama zengin olma şansını silip atma seçeneği de aslında burada olasılıksal olarak çok da mantıklı gelmiyor. Düşük gelirli hanelerin geçinme zorlukları, para ile olan deneyimleri bu seçeneği seçmeyi mantıklı kılıyor aslında bir yerde. Bu arada bu düşük bir ihtimal de olsa mantıklı kılıyor. Para ile farklı bir deneyimi olan başka bir birey aynı seçeneği seçmeyebilir. Belki gidip 400 dolarlık bir hisse veya kripto para satın alır ve riskini orada kullanır. Tabii ki bu durumda da kişisel deneyimlerimizin bizi etkilediğini görüyoruz bu noktada. Çünkü bir yandan eski deneyimlerimiz yaşlanınca yatırım davranışlarımızı etkiliyor. Gördüğünüz gibi aslında sizin hayatta öğrendikleriniz, parayla ilişkiniz o iki zengin kişinin yatırım kararları nasıl şekilleniyorsa sizin de aslında piyango bileti alan kişinin yaptığı yatırımla sizin belki kripto para alışınız şekilleniyor. Yani nasıl bir ailede yetiştiğiniz, nasıl bir toplumda yetiştiğiniz, parayla olan ilişkiniz o aldığınız riski çeşitlendiriyor. Bir yandan bunlar hayatımızı şekillendirirken bir yandan yaş ilerledikçe de eski deneyimlerimiz aslında kararlarımızı şekillendirmeye başlıyor. Genç yetişkinlik zamanlarımızda hangi yatırım araçlarından kendimizin ya da çevremizin fayda gördüğünü görüyorsak ileride de onu tercih etmeye yatkın oluyoruz. Bunu açıklayan çok güzel bir araştırma da var aslında. 2006 yılında yapılan bu çalışmada 50 yıl boyunca data toplama süreci gerçekleşiyor ve katılımcılara para ile ne yaptıkları soruluyor. Burada amaç bireylerin yatırım tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini görmek ki 50 yıllık bir araştırma çok az görülür sosyal bilimlerde. Karşılaşılan cevaplar çok ilgi çekici. Katılımcılar genç yetişkinlik dönemlerindeki ekonomileri nasılsa o zaman nasıl alışkanlıklar edinmişlerse ileride de buna benzer davranışlar sürdürüyorlar. Bireysel geçmişimiz, risk tutumumuz, gelecekteki finansal kararlarımızı doğrudan etkiliyor. Yani geçmişte ne yaptıysam, sonra da ileriki yaşlarda da onu yapma eğiliminde oluyor. Örneğin yatırımcıların genç yetişkinlik dönemlerine baktığımızda o dönemki enflasyon yüksek olmuş olsun. Araştırmalar gösteriyor ki bireylerin gelecekte tahvillere yatırım yapma oranı düşüyor. Çünkü kazançlarının çok düşük olacağını düşünüyorlardı. Siz sormadan söyleyeyim. Tam tersini de görüyoruz tabii ki. Eğer gençliklerinde enflasyon düşükse bu sefer yatırımcılar yaşlandıkça enflasyon artsa bile paralarını tahvillere yatırmaya devam ediyorlar. Bu birçok yatırım yapan kişide gözlemlediğimiz bir şey. Aynı durum hisse senetleri için de geçerli tabii ya da kripto paralar. Hatta güncel bir çalışma yok ama belki kripto paralarla ilgili de bununla ilgili bir araştırma yapılır gelecekte. Eğer hisse senetleri yatırımcıların genç yetişkinlerde yani aslında yatırımı ilk keşfettikleri zamanlarda iyi gidiyorsa, o yatırımları her şey yolunda gidiyorsa, yatırımcılar gelecekte de ağırlığı buraya veriyor. Şimdi düşünüyorum kripto paralarda genç yetişkinlik döneminde çok kazanmış biriyseniz herhalde ondan vazgeçmek zor olur. Çünkü hisselerden alacağınız %3'lük, 5'lik, 10'luk aylık kazançlar sizi muhtemelen tatmin etmeyecek. Öbür tarafta kaybetmiş olsanız bile. İşte zihin böyle şekilleniyor ve gelecek yıllarda da buna göre bir beklenti içine, böyle bir gelir beklentisi içine girmeye başlıyorsunuz. Bu şu demek aslında. Eğer gençlik dönemlerinizde kripto para boğa piyasasına denk geldiyseniz çok yüksek ihtimalle hayatınız boyunca bu yatırım türü bir şekilde sizin bir parçanız olacak. Bu sebeple finansal okur yazarlığınızı arttırsanız iyi edersiniz. Kendinizi buna göre hazırlarsanız aslında daha rahat bir psikolojiyle trade edersiniz. Türkiye'de kripto paranın ünlü olması da biraz aynı konuya bağlı aslında. İnsanlar neden 400 dolarlık piyango bileti almayı tercih ediyorlardı? Çünkü para ile olan deneyimleri bu 400 doları zengin olmak için risk edebilir kılıyordu. Türkiye'de ise kripto para boğa piyasasına birçok genç denk geliyor bu dönemde. Çoğunlukla bu gençler kendilerine ek gelir sağlama ihtimaliyle heyecanlandıkları bir mecraya yöneliyorlar. Bu onların bu konuya iyice emek vermesini sağlıyor. Ve aramızda başarılı trader'lar da yetişiyor tabii ki de. Fenomenleri bunun dışında tutuyorum. Tabii bu her zaman böyle diyemeyiz. Çünkü istatistiklere baktığımızda dünyada kripto para piyasasında en çok bulunan ama en az kazanan ülkelerinde maalesef arasındayız. İşte burada kendimizi belirsizliklere karşı eğitmek, doğru yatırım yöntemlerini öğrenmek oldukça önemli. Bizler de zaten bu videoları bu sebeple çekiyoruz. Evet dostlar, sizlere her hafta türünün tek örneği olan yatırım psikolojisi konulu içerikler üretiyoruz. Bu videolardan haberdar olmak için takipte kalın derim. Görüşmek üzere.